Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İslam'da insanın can güvenliğine, diğer bir ifadeyle hayat hakkına büyük önem verilmiş ve insan hayatının dokunulmaz olduğu belirtilmiştir. Evet. Öyle ki İslam'da zarureti diniye şeklinde ifade edilen temel değerler sıralanmasında canın muhafazası önemli bir yer tutmaktadır. Canın muhafazası. Evet. Canın muhafazası bir yer ki dinin hayatta insana yüklediği en yüce, en önemli sorumluluklarından biridir. Hatta dinin canın, aklın, neslin ve malın korunması şeklinde sıralanan bu beş temel ilkenin hepsinin dolaylı ya da doğrudan canın korunması ile bir ilgisinin bulunduğu söylemek mümkündür. Canın muhafazası. Bu değerler sıralamasında canın muhafazası bazı durumlarda ilk sırada yer alan dinin muhafazasından daha önce gelmektedir. Dinin muhafazasından daha önce gelmektedir bazı noktalar. Nitekim canın muhafazası için dinin kesin olarak yasakladığı bazı haramların yapılmasına izin verilmesi, hatta bazı durumlarda bu tür yasakların işlenmesinin zorunlu oluşu insan hayatına verilen önemi vurgulayacak nitelikte görülmektedir arkadaşlar. İnsan hayatını korumaya yönelik tedbirler alır, canın muhafazası için. İslam dini, insanın en tabi hakkı olan hayatı, hukukun teminatı altına alır, kişinin yaşama hakkına tam bir saygı gösterilmesini sağlamak için bir takım maddi ve manevi yaptırımlar koyar. Evet. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Maddi yaptırımlar neler? Kur'an-ı Kerim'de insanın dünyaya gönderilişi anlatılırken, meleklerin insanoğlunun yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökeceği itirazında bulunulduğunda söz edilen ayet-i kerimede, gerçekten de çok geçmeden Hazreti Adem'in iki oğlu arasında kıskançlıktan dolayı aşırı kin ve düşmanlık sebebiyle ilk kan dökme olayı meydana gelir. Olay tabii ki Ahd-i Atik'te ve Kur'an'da yaklaşık ifadelerle anlatılır. Kur'an-ı Kerim'deki ifade edilen olayda haksız yere bir cana kıymanın bütün insanları öldürmüş gibi ağır bir suç olduğu, bir insanın hayatını kurtarmanın da bütün insanlara hayat verme gibi yüce ve değerli bir davranış olduğu belirtilerek şöyle buyurulmaktadır. Kim bir canı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarma karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Maide Suresi ayet 32. İslam dininde kişilere karşı işlenen öldürme ve yaralama suçlarında misli ile cezalandırma kısas ilkesi esastır. Konu ile ilgili birçok ayeti ve hadis vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katl el hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unse bil unse فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ Evet, ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür. Köleye karşı köle,
kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse kardeşi öldürenin varisi, velisi tarafından affedilir. İse aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Kardeşlerim, işte bugün bu ayetler yerli yerince hayatımızda yaşamadığımız için töre cinayetleri oluyor. İntikam almalar oluyor. Hataen öldürmeler karşısında bile insanlar öç almaya kalkabiliyor. Veya suçsuz insanlar bugün günümüzde birçok olaylara şahit olduğumuzda maalesef çok üzülerek gördüğümüz, şahit olduğumuz bir takım olaylar işte kalplerde Allah korkusunun kalkışı, uygulanan kuralların Allah'ın koyduğu esaslar doğrultusunda karşılığını bulmadığı için gönüllerde sızılar devam etmektedir kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, Allahu Teala bakınız bu konuda ne buyuruyor? وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Tabi haklılık nedir? Bunu devlet yapar. Devlet ceza verir. Devlet müeyyide uygular. İnsanlar değil. Hukuk, internasyonal, evrensel olarak uygulanmada insanların insanlara olan uygulaması değil. Tamamen devletin bu konudaki uygulaması esastır. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir diyor. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Ayet-i kerimesi bizlere en güzel hayatı göstermektedir kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimizin birçok söz ve uygulaması da misli ile cezalandırmanın meşru olduğuna delil kabul edilen birçok hadisler vardır. Bu konuda bakınız Allah Resulü ne buyuruyor? Kim kasten bir cana kıyarsa cezası kısastır buyurmaktadır. Evet, sudan bahanelerle trafikte yol vermedin diye, çok ses gürültü çıkardın diye, efendim para vermedin diye, beni falan yere götürmedin diye, efendim ha işte çalıştığım bugünkü hakkımı alamadım diye veya işten çıkarıldım diye, patronun beni azarladı diye bu şekildeki olayları uzatabilirsiniz. Bu sudan bahanelerle hiçbir şekilde insanın canına kıyılmaz kardeşlerim. İslam en güzel hayatı, en mükemmel yaşantı şeklini bize koyuyor. Ahireti unutmayalım. Hiçbir haksızlık asla ve asla karşılıksız kalmayacak. Hiçbir haklılık da karşılıksız asla kalmayacak. Onun için cinayet işleyen kimsenin öldürülenin yakınları tarafından öldürülmesi değil, suçlunun devlet eliyle objektif ve adil yargılanma sonucu cezalandırılması ilkesi esastır. Bütün bunlar insan hayatını korumaya verilen değerin bir başka açıdan ifadesidir kardeşlerim. Yoksa insanlar cezaları, insanlar mükafatları vermez. Allah'ın prensibi budur. Bütün aslında dünyadaki bütün devletler, bütün toplumlar kendilerini güvene almak ister. Suçluları sorgulamak, yargılamak ister. Ancak görülmeyen yerlerdeki tespitlerin de yapılması için son derece teknolojik aletler kullanılarak tespit edilmeye çalışılsa da bu tespit mümkünatı yok ise, olmamış ise bunun cezasız kalması asla aklınıza gelmesin.
bu mutlaka ama mutlaka cezasını görecektir. Mahşeri vicdanında dünyada hapsolmuş olması, mahşerde de acıklı ve elem verici bir azap onu bekleyişi akıllardan çıkmamalıdır. Rabbim bizleri her türlü kargaşalardan, her türlü fitnelerden, her türlü haksız ve adaletsizliklerden uzak eylesin.